İstanbul'da kış bitmiş, bahar aylarının sevinci yavaş yavaş insanların içini ısıtmaya başlamıştı. Yeni bir mevsim ve sıcak günlerin habercisi olan bahar güneşi altında, mutluluklarına bir yenisi katılacak olan Bostancı ailesi heyecan içindeydi. Çünkü ikinci çocukları yoldaydı. 25 Nisan 1958'de ailesinin ikinci oğlu olarak dünyaya gelen erkek çocuğuna Serdar ismini verdiler. Serdar ilk ve ortaokulu Yıldız Koleji'nde okudu. Gençliğinde devlet hava yollarında pilot olan babası Seyfi Bey, genç Serdar'ın idolüydü. 1944 senesinde pilotluğu bırakan Seyfi Bostancı aynı zamanda Türkiye'nin ilk sivil havacılık pilotlarındandı. Yıldız Koleji'nde henüz ilkokulu bitirdiği yıllarda hayatını kökten değiştirecek bir olay yaşadı. Okulun dışında boş kalan zamanlarında ağabeyinin peşine takılarak onun arkadaşları olan Renç Koçi Bey, Lemitanca ve Demir Bükey gibi otomobil severlerle bir arada oluyordu. Genç Serdar 10 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte Türkiye'de yapılan ilk resmi rallinin başlangıç noktasına gitmesi, Serdar'ın önündeki hayatın hangi yöne doğru gideceğini de göstermiş oldu. Anadolular, Ford Mustang'ler, spor Mercedes'ler, BMW'ler ve o dönemin gözde otomobillerinin nasıl gittiğini gören Serdar Bostancı için artık tek bir soru vardı. Bunlardan bir tanesini nasıl kullanabilirim? Aslında çok küçük yaşlardan itibaren içinde bir otomobil tutkusu ve mekaniğe olan bir ilgi vardı. Bunun en büyük sebeplerinden biri rahmetli babam Türkiye'nin ilk uçak pilotlarındandı. Ve ailemizde herkesin otomobil ilgisi vardı. Evimizde otomobil konuşulurdu. 5-6 yaşında fark ettik. Hep araba, otomobilin parçalarını öğrenmek isterdi. Babasının kucağında otururdu bir yere gideceğimiz zamanlar. Abimin arkadaş grubu o dönemlerde rahmetli Renç Koçi Bey, Onur Gürsel, Demir Bükey, Lemitanca falan gibi arkadaşları vardı. Türkiye'de yapılan ilk resmi rali, Trakya Rallisi olarak da bilinir ama aslında Türkiye Rallisi'dir. Bu rali yapılıyordu ve bu raliye Otosan grubu katılıyordu. Bu aracın araçlardan en önemli bir tanesinin pilotları da Demir Bükey ve Renç Koçi Bey'di. Biz de ailecek bu raliyi seyretmeye gittik. Renç Koçi Bey'i yarışına götürdük. O yarıştan sonra Mazda'm yarışlara merak sardı. Genç Serdar Bostancı için bir başka önemli hatıra ise Türkiye'deki ilk resmi rallinin startına o rallyi kazanacak olan Renç Koçi Bey, Demir Bükey ikilisinin 34KA 501 plakalı Anadolularının arka koltuğunda gitmesiydi. Rallinin startı eski Büyükdere asfaltı üzerinde Ayazağa köyü yakınlarında askeriyeye ait olan atlı birliklerin çalışma alanından veriliyordu. O zamanlar TRT henüz kurulmamıştı ve Türkiye'de yapılan televizyon yayınları da İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan çok mütevazı bir kurumun elindeydi. Perşembe günleri yarım gün deneme yayını yapan bu kanal, Ayazağa'daki startı ve finişi çekmiş ve bir sonraki hafta Perşembe günü televizyonda yayınlamıştı. Serdar Bostancı'nın babası Seyfi Bey, teknolojiye çok meraklıydı ve yakından takip ediyordu. Seyfi Bey'in özel olarak araştırıp bulup satın aldığı Saba marka televizyon sayesinde Bostancı ailesi bu yayınları yakından takip etme fırsatı buldu. İşte rally'den hemen sonra genç Serdar Bostancı bu yayını izlerken finish görüntüleri arasında kendisini televizyonda gördü. Otomobil dünyasında o zamanların en popüler isimlerinin arkadaşı olan Serdar Bostancı'nın abi Bahadır Bostancı o günleri nasıl hatırlıyor? Yani adam olacak insan tabii çocukluğunda belli oluyor. Serdar tamamen bu özellikleri taşıyan bir insandı. Oyuncaklarını bile kendisine ona göre seçerdi. Hareket eden şeyler onu cezbederdi. Ama en büyük meziyetlerinden bir tanesi bu hareket eden oyuncaklarını çok iyi muhafaza etmesini de bilirdi. Hatta bir zamanlar ben ona Viyana'dan getirmiş oldum. Bir elektrikli treni neredeyse 20-25 sene muhafaza etti ve benim oğluma hediye etti. Onun için bugün yaptığı şeyler çok fazla şaşırmamak lazım. Biz o zaman ondan beraber yaşadığımız için o zamanlar görebiliyorduk bu başarıları. Renç olsun, diğer arkadaşlar olsun, bunların hepsi benim arkadaşlarım. Benim aynı jenerasyondan çocuklarız. Yani bir aramızda sadece farklı hobilerimizin olmasıydı.
Bir de benim o zamanlar Halk Sigorta'yla ve Yapı Kredi Bankası'yla, Milli Reinsurans'la beraber kurmuş olduğum kasko ağı şeyi vardı. Serdar'da en çok cazip gelen şeylerden bir tanesi oydu. Kasko AŞ o zamanların en büyük özel servis istasyonuydu. Ve Serdar'da ilk işi bu sahip olduğum servis istasyonu işte bir rally departmanı kurmak oldu. Yani Serdar kendi yolunu kendisi çizdi. Evet, yani benim arkadaşlarım veya çevrim ona muhakkak ki örnek oldu. Muhakkak ki ona belki de destek oldu. Ama yapmak istediği şey buydu başından itibaren. Ben de ona yardımcı olmaya çalıştım. Gerçi ben rally bir spor olarak hayat boyu görmedim. Serdar'ın da belki benden en büyük kavgalarından bir tanesi budur. Ben profesyonel bir iş olarak gördüm rally'yi. Sonunda da zaten Serdar bunu böyle yaptı. Yani amatör bir spor olarak yapılması, yapılmaya çalışılması doğru olmayan bir şey. Çünkü çok paraya, çok zamana, çok artı meziyetlere sahip olunması gereken bir spor. Sporsa eğer, bence değil. Muhakkak arkada büyük sponsorlar, büyük markalar bulunması lazım. Onun için profesyonel olmak lazım. Serdar ne zaman profesyonel hayatını seçti? Zaten başarılar da ondan sonra geldi. Bütün yük Bahadır'ın üstündeydi, abisinin üstünde. Çoğu yarışlara gireceğini veya girdiğini biz saklardık. O gün mesela televizyon açılmaz, radyo açılmaz. Yani veya bir yere gideriz. İşte akşam kazandığını haber aldığımız zaman televizyonu açardık, orada seyrederdi, hoşuna giderdi. Her ailenin muhakkak ki kendine has, gelişmiş genleri var. Bazıları müziğe meraklı olabiliyor, bazıları güzel sanatlara, yani müzikleri tabii bunlardan bir tanesi. Bizim ailemizde de genler biraz mekanik şeylerden zevk almaya doğru gelişmiş vaziyette. Serdar da bunları bizim ailemizde, sülalemizde en iyi kullanan insanlardan bir tanesiydi. Benim babam işte ilk uçak fabrikasının kurulmasında hizmet vermiş. Türkiye'nin ilk pilotlarındandır. Kendi yaptığı bir sürü makineler vardır özel. Amcam hakeza öyledir. Serdar da bunları devam ettiren bir, yani gelinin hakkını verdi, onu çok iyi geliştirdi. Ben çok fazla bu işlerle iştigal etmedim. Ancak ticari taraflarında çok fazla bulunmaya çalıştım. Ama Serdar bilhassa yaşayarak bu genleri ve bu mekanik özelliklerini geliştirdi. Ailenin de en büyük özelliği budur. Yarışın adı 1. Türkiye Rally'siydi ve Trakya bölgesinde yapılmıştı. Bu yarışın en önemli özelliği Türkiye'de düzenlenen ilk resmi rally olmasıydı. Otosan fabrikasında Erdoğan Gönül, rahmetli Erdoğan Gönül abimize gittik. Dedik ki biz böyle böyle bir yarışa gireceğiz. Sizin de işte ilk Anadolu'la ilgili bir üretim başladı. Bize bir tane araba verirseniz biz bu işi çok iyi yaparız. Her nedense bize inandılar. Bize bir tane araba verdiler. Evvela gittik arabayla Boğaz'da Ranch'ten beraber bu nasıl bir şeydir diye arabayı kullandık. Ondan sonra işte bilebildiğimiz, yani direksiyona böyle bakıyorsun. Direksiyonun içinden filan. Vites kolu ta arkalara filan geliyor. Yani ilk Anadolu'lardan. Dolayısıyla yapabildiğimiz neyse, o zaman pek de hatırlamıyorum ama fazla bir şey de yoktu. Gel zaman git zaman biz bunun çalışmasına başladık. Biz dedik ki bak, nereden öğrenmişsek yol tutulur. Yol notu tutulur. Biz gidelim çalışalım. Sonuçta işte Türkiye Rally'sini Ranch'len Demir, Anadolu'lan, K501 Anadolu'lan kazanmış oldu. 14 yaşında ortaokulu bitirdikten sonra Serdar Maçka Teknik Lisesi'ne girdi. Ama bu arada çok önemli bir karar vermesi gerekiyordu. Babası Seyfi Bostancı ve abi Bahadır Bostancı, genç Serdar'ın uçak pilotluğu eğitimi alması için İngiltere'ye gitmesini istiyordu. Bu fikri Serdar Bostancı'ya açtıkları zaman genç Serdar için önünde iki yol vardı. Ya İngiltere'ye gidecek ve orada uçak pilotu olacaktı ya da Türkiye'de kalıp motorspor sevdasına ağırlık verecekti. Çünkü ikisinin bir arada yürümesi pek de mümkün görünmüyordu. Serdar Bostancı bu zor kararı otomobil sporları lehine verdi. Ama ileride uçak pilotluğunun da içinde küçük bir ukde olarak kaldığını söylediği anlar yok değil. Genç Serdar'ın mekaniğe ve özellikle otomobillere karşı büyük bir merakı vardı. Okuldan çıktığı zamanlarda eve gidip üstünü başını değiştirip hemen Ranch'in, Emma'nın ve Şükrü Okçu'nun garajında alıyordu soluğu. Benim bir otomobil atölyem vardı.
ve Ranch Koçu Beyland'ı ikimizin atölyeleri yan yanaydı. Bizler de işte kendi çapımızda o zamanın biraz daha böyle daha tanınan yarışçıları gibiydik. Fakat çok enteresan bir şey. Bizim tabii dükkanlarımızın önünde olan o gürültülü, patırtılı, renkli, güzel yarış arabalarını genç çocuklar yanına gelip bakacağına kenardan, köşeden seyrederlerdi. Ve biz bazen gel deyince de kaçarlardı. Ben sanki korkutuyormuş gibi onları. Arkadan dolanıp koluna girip zorla dükkanlarımıza getirir. Buraya her zaman gelebileceklerini, her zaman bu arabaları elleyebileceklerini, içine oturabileceklerini, bu havayı koklayabileceklerini onlara söylerdik. Ve nitekim çok da doğru işler yaptığımızı şimdi anlayabiliyoruz. İşte Serdar da onlardan biriydi. Ama Serdar o kenardan seyredenler değildi, o pat diye ortaya çıkanlardı. Hatta biz şöyle söyleyebilirim, caddelerde çok hızlı giden, devamlı yan yana araba kullanan bu çocuğu biz çağırdık. Gel bakalım buraya diye. Başlangıç öyledir. Serdar Bostancı 18 yaşına basar basmaz ehliyetini alıp bir rally'e katılmak istiyordu. 26 Eylül 1975 Serdar Bostancı için bir hasretin bittiği gün oldu. Artık Serdar Bostancı rally pilotu olabilmek için gerekli şeylerin bir tanesine, yani ehliyetine kavuşuyordu. Diğerleri ise tecrübe, bir yarış otomobili ve yol gösteren birileriydi. Yol göstericileri sanayideki abileriydi. Tecrübeyi yıllar boyu yaşadıklarıyla kazanacaktı. Sıra bir rally otomobiline gelmişti. Ama daha öncesinde o zamanlar sporun yönetimi olan Türkiye Touring ve Otomobil Kulübü'nden bir lisans edinmesi gerekiyordu. İlk lisans alma hadisem biraz enteresandır. Yıl 1975, 26 Eylül 1975'te ehliyetimi aldım. Ve rally'e gireceğim. Cumhuriyet Rally'si 29 Ekim 1975'te yapılıyor. Ve rally'e girmem için tabii lisansa ihtiyacım var. O tarihlerde de lisansı Türkiye Touring Otomobil Kurumu veriyor. Doğal olarak Türkiye Touring Otomobil Kurumu'na bütün evraklarımla müracaat ettim. Yine o dönemde Türkiye Touring Otomobil Kurumu'nun spor komitesinin, motor sporları komitesinin sekreteri Nazan Hanım, Nazan Tilmaç. Nazan Hanım da çok anaç bir hanımefendiydi. Müracaat ettim. Normal işte bana bir sürü soru sordu tabii. Her türlü müracaatımı yerine getirdim. Hiçbir eksiğim yok. Sen dedi yarın dedi tekrar gel dedi. Yarın dedi lisansla ilgili son muameleleri yapacağız dedi. Ben normalde lisansımı alıp çıkacağımı bekliyordum. Niye böyle bir şey oldu acaba dedim. Ve seneler sonra öğrendim ki Nazan Hanım beni çok tıfıl bulmuş zannediyorum. Çok gençtim gerçekten. Çok da tıfıl görünüyordum belki. Annemi aramış. Demiş ki sizin oğlunuz lisans almak için bize müracaat etti. Oğlunuzun lisans almasına onayınız var mı demiş. Annem de gayet gri laflarla birazcık hafif de beni Nazan Hanım'a emanet ederek ilk lisansımın onayını vermiş. Bu şekilde de ilk lisansımı aldım. Standart bir Anadolu STC 16 satın aldı. Ancak imkanları onu bir rally otomobiline çevirmeye yetmediği için arkadaşı Necdet Yıldız'ın yarışa hazır Renault 12'si ile bir maceraya atıldılar. Otomobilin sahibi olan Necdet Yıldız da Serdar Bostancı'nın kopilotu olmayı kabul etti. Serdar Bostancı hem okula gidiyor hem de boş zamanlarında bu otomobille ilgilenerek onu yarışa hazırlıyordu. Hazırladığı bu otomobille Serdar Bostancı 25 sene sürecek aktif sporculuk kariyerine adım attı. 1975 Cumhuriyet Rally'si adına yaraşır bir şekilde 29 Ekim haftasında başlamıştı. İkilinin fazla bir bütçesi yoktu. Planımız cumartesi günü Ankara'ya gidip cumartesi günü antrenman yapmak, cumartesi gecesi de Ankara'da kalıp pazar günü öğlende geri dönüp pazartesi günü okulumuza gitmek. Bu arada tabii cumartesi gecesini nerede geçireceğimiz sorusu var. Düşündük, taşındık. En güvenli yer olarak otogarı bulduk. Otogarda bir otel falan gelmesin aklınıza. Otogar da değil aslında. Tren garı ile otogar birbirine çok yakındı. Tren garının otoparkına park ettik otomobili. Antrenman bittikten sonra yorgun argın bir vaziyette koltukları yatırdık. Otomobilde uyuduk bütün gece. Tabii biraz soğuktu. Ara ara gece arabayı çalıştırıyorduk. Sabahleyin kalktık. Tren garının tuvaletini tuvaletimiz gibi kullandık. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Hatta tıraş olduk. Dişimizi fırçaladık. Ve pazar günü antrenmanına başladık. Pazar günü de öğleden sonraya kadar antrenman yapıp daha sonra İstanbul'a döndük.
Aynı zamanda otomobilin sahibi olan Necdet Yıldız'la girdiği bu rally'yi genel klasmanda 10. sırada bitiren Serdar Bostancı, en sonundan da olsa 1975 sezonunu yakalamıştı. Serdar Bostancı öğrenimini başarıyla sürdürüyor, bunun yanında da yeni tanıştığı otomobil sporları için bir şeyler yapıyordu. Serdar Bostancı, Renault 12 ile yarışlara girerken bir yandan da başka bir otomobil üzerinde çalışıyordu. Anadolu STC 16, Serdar Bostancı'nın okuldan arda kalan zamanlarını alıyordu. İlk Türk spor otomobili olarak bilinen Anadolu STC 16'nın lakabı Süper Türk Canavarı'ydı. Anadolu STC 16 sanayide hazırlanırken Serdar Bostancı yalnız değildi. Arkadaşları Hızır Gürel, Murat Okçuoğlu, Cüneyt Işıngör, Osman Seçkin ve Ethem Genim bilgilerini ve emeklerini Serdar Bostancı ile paylaşarak STC'nin tam bir yarış otomobili olması yolunda büyük katkıda bulundular. Serdar'la biz çok tabii eski arkadaşız. İlkokul, son, Levent, işte Yıldız Koleji. Biz mahallenin haşere çocuklarıydık. Herkes okulda ders çalışırken biz Serdar'la, o zaman mobiletlerimiz var İç Levent'in sokaklarında. Tabii bu da bize şeye mal olurdu. Herkes tatile giderken biz de kursa gitmek zorunda kalırdık, kaldığımız dersleri vermek için. Tabii çok eski arkadaşımız. Biz Serdar da ben de çok şanslıydık otomobil sporları adına. Başlamak adına her şey vardı. Benim babam otomobillere ve motosikletlere meraklıydı. Serdar'ın babasının zaten rektifiye garajı vardı ki yani, o zamanlar 4. Jenerasyon Sanayi Sitesi'nde Türkiye'de herhangi bir motorum varsa Serdar'ın babasının garajına gelmek zorundaydın. Biz oralarda büyüdük. 1974 senesinde hiç unutmuyorum. Bir anıdır bu aynı zamanda. Babamın bir tane Anadolu var. O zamanlar Türkiye'de zaten Renault, Tofaş ve Anadolu'lar var. Biraz daha parası olanlar BMW'lerle falan yarışıyor. Fabrika takımları var. Motor sporlarının doğduğu dönemler bunlar. Anadolu götürdük şeye, sanayiye. Motoru indirdik. Her şey var nasıl olsa. Rektifiye makineleri var, çalışanlar var falan. Biz de meraklıyız. Aracı, motorunu yaptık. Bir de eksantrik taktık. Fakat çok acayip dereceli bir eksantrik. Rolanti 3000'de bir. Kalktığı zaman bir gidiyor ama durduğun zaman bir daha kalkması mümkün değil. Bir günlük bir motordu o. Ertesi gün tekrar söküldü, yapıldı. Yani Serdar'la o kadar çok anılarımız var ki geceliğin işte yaptığımız arabalarla sanayinin içinde gazlardık. O zaman tabii 4. Levent'ten sonrası yoktu. Yani yeni sanayi falan yok. Çok eski, yani 1974 dediğin zaman neredeyse 40 senelik arkadaşım işte. Serdar'dan ilk defa yarışı bitirebileceğim bir Renault 12 aldım, mavi. Çok fazla bir şey yoktu ama çok sağlam bir otomobildi. Hayatımda ilk defa yarış bitirmeye başladım Serdar'ın sayesinde. Serdar'la ilişkilerimiz bu 40 yıl içinde çeşitli şeylerde devam etti. Serdar gençliğinde çok hızlı, her şeyi en iyisini yapmak isteyen, sinirli, deli adamın tekiydi. En güzel tarafı da onunla bizim otomobil takas etmemizdi. Abisinin, Bahadır abinin çok güzel bir 455 GS'i vardı. GS bıyığı vardı. Ben onu alırdım. O benden Anadolu alırdı, BMW'yi alırdı. Çoğu yere beraber gittik. Çoğu seyahatlere katıldık. Çok yarışlara birlikte gittik. Serdar'la ilişkimiz bitmedi. Devam etti. Evlendi. Şimdi Serdar'ı size şöyle tarif etsem. Kendisi motor sporları, eşi motor sporları, oğlu motor sporları, işi motor sporları, böyle bir adam. Hayatı motor sporları yani. Başka ne diyebilirim ki onun hakkında? Ya Serdar 40 yıl geçti ama aynı Serdar. Bence çok farklı bir şey yok. Aynı çocuk yani. Aynı çocuk. 1976 senesinde Serdar Bostancı Kocaeli Rally'sinde Renault 12 ile 5.liği elde ederken diğer pilotların dikkatlerini çekmeye başladı. 1977 senesinde ise Serdar Bostancı, Anadolu STC 16 ile birkaç rally yapmaya karar vermişti. Kocaeli rallisinde finişe gelemeyen Serdar Bostancı, şansını Günaydın Türkiye rallisinde denedi. Ancak Anadolu STC 16 bir kez daha Serdar Bostancı'nın finiş görmesine izin vermedi. 1977 model yeni Renault 12 TSS'i garajda yarışmak için hazır beklerken, Anadolu A1'e ilgisini yönelten Serdar Bostancı, kariyerinin ikinci yılında dördüncü rally otomobilini hazırlamaya başlamıştı. 1978 senesinin Hitit rallisinde yaşadığı bir olaysa hayatının unutulmazları arasına girdi.
Ben Lancia Beta Monte Carlo bir araba getirdim İtalya'dan. Ranch de o yarışı kazanırsa Türkiye şampiyonu olacak. İşte hazırlandık, yolumu yaptık, antrenmanları yaptık falan. Yarışa gireceğimiz gün gene kapak contasıydı herhalde, yandı Lancia'nın. Contası yandı. Parçaları burada yok o günkü şartlarda. Getirilmesi imkansız. Yani bizim yarışa girmemiz imkansızlaştı. Giremiyoruz. Ranch'in de şampiyonluğu gidiyor. O sene Serdar'a yolda rastladık. Ne oldu dedi bu araba için, biz çok yavaş gidiyoruz. Ne oldu dedi. Dedik ki işte bizim conta gitti. Yarışta giremeyeceğiz. Ertesi gün start alınıyor. Giremeyeceğiz dedik. Çıkıyoruz yarıştan. Bizim arabayı alın dedi. Onlar da bir Eman'ın yaptığı bir şeyle, bir Anadolu'la giriyorlardı. Bizim arabayı alın dedi. Ben tabii ki çok şeyim, bakıyorum olaya ama Ranch rahmetli olmaz dedi, öyle bir şey dedi. Siz dedi hazırlandınız, ettiniz. Kabul etmiyorum dedi. Neyse ben Ranch'i ikna etmedim ama döndüm şeye, Serdar'a, ya dedim ciddi mi söylüyorsunuz, bu olay ciddi midir dedim. Evet dedi, çok ciddi dedi. Neyse biraz sonra Ranch'i şey yaptık, ikna ettik. Biz ertesi gün Serdar'ın şeyini Anadolu ile start aldık. Ama maalesef bitiremedik. O da tabii Eman'ın sağ olsun yaptığı motorda dayanamadı. O da patladı. Yarışı bitirememiştik. 1979 sezonuna başlarken tüm dünyada rally parkurlarında Ford Escort fırtınası esmeye başlamıştı. Türkiye'de ise Ranch Koçu Bey bir Ford Escort RS 2000 ile yarışıyordu. Genç Serdar Bostancı'nın en büyük hayali de bir Ford Escort RS 2000 ile yarışmaktı. Ancak o da böyle ciddi bir otomobille yarışmaya kendisini hazır hissetmiyordu. Bir de işin bütçe yanı vardı. O zamanın şartlarına göre pahalı bir otomobil olan Escort RS 2000, Serdar Bostancı için uzak bir hayaldi. Ama imkansız bir hayal olmasına asla izin vermedi. Basamaklar adım adım çıkılmalıydı. RS 2000 yerine Serdar Bostancı 1600 Sport MK2 hazırladı. Serdar'la ilgili tabii ki eskiden hatırladığım birkaç tane olay var, enteresan. Bir tanesi ormanda bir Ford Escort, Mark 2 Ford Escort vardı. Onda kötü bir takla attı. Kolu da attı, arabanın altında kaldı. Sonrasında da bayağı zorlandı, ciddi ameliyatlar geçirdi. O aracı ormandan çıkartmıştım ve sanayiye ben getirmiştim arabayı. Ve kullanma fırsatım olmuştu maalesef. Yani böyle bir dramın arkasında benim için açıkçası eğlenceli bir durum vardı. Ve o gücü hala hatırlıyorum. Bu nasıl bir şey diye çok etkilemişti beni. İkincisi, Serdar'ın atölyesi şenlikli bir yerdi. Böyle isimlerini benim size aktaramayacağım ama kendilerinin gayet iyi bildiği, Serdar'ın arkadaşı olan, benim de arkadaşım olan insanlar, Serdar'ın otomobilin etrafında BDA, Ford BDA sesi çıkararak yürüyerek yan giderlerdi. Böyle gürültüler olurdu. Çok enteresandı. Bir parçayı almak için Serdar'a gittiğimde uzun süre beklediğimi de bilirim. Hep bir yoğunluğu olurdu. Ama en enteresan, benim yani yıllarca unutamadığım hikayelerden bir tanesi, tabii parçaların çok zor geldiği, çok zor bulunduğu, bir hidroliğin bile problem olduğu dönemlerdi bunlar. Serdar'ın atölyesindeki dolabın içerisinde hidrolikleri şu şekilde dizildiğini gördüm. Yani 90'ların ortasına kadar. Hidrolik kutuları üzerlerinde çıkma, temiz çıkma, çok temiz çıkma, yeni gibi yazılı hidrolikler vardı. Bunlar tabii bugünkü belki arkadaştan anlayabileceği şeyler değil ama hidrolik havası alınırken epey bir kısmı zayi olur. Herhalde artık kaçıncı tura bağlı olduğuna bağlı olarak hidrolikler üzerinde bu tür notlar oluyordu. Yani lastiğin için dışına çevirmediğimiz söz konusuydu. Bir keresinde aksı tamir ederken elinden bir aksın bir parçasını düşürdü yere. Hızla aldı yerden. Üflemeye başladı. Ama yani o üflemekle düzelecek bir şey değildi. Artık bu refleks haline gelmiş. Malzeme çok kıymetliydi. Serdar'da da her zaman en iyisi bulunurdu. Ben de buna yakinen uzun süre şahit oldum. Tabii bugün bunlar ancak gülünecek hikayeler haline geldi. Ford Escort RS 2000'e geçmek için önce MK2 1600 Sport kullanmaya başlayan Serdar Bostancı, 1980 senesine bu otomobille girdi. Bostancı 1980 sezonundaki tek finişini Kocaeli Rally'sinde gördü ve genel klasman beşinciliğini elde etti.
Serdar Bostancı 1981 senesine yepyeni bir otomobil ve yeni bir kopilotla girdi. Değişik kişiliği, acarlığı, tuttuğunu koparan yapısıyla tanınan Can Ünlü ile yarışmaya başlayan Serdar Bostancı için artık Ford Escort RS 2000'i vazgeçilmez olmuştu. Şimdi ben Serdar'dan bir yaş büyük olduğum için ehliyeti de ondan bir sene önce aldım. Dolayısıyla benim rally hayatım Serdar'dan önce başladı. Serdar'ın daimi birlikte gezdiği arkadaşı Osman Seçkin vardı, kulakları çınlasın. Onunla birlikte takılırlardı genelde. Öyle rally parkurlarında, işte etap sonlarında, onlar ranch'e servis verirken, EMA kılavuzda servis verirken falan göz aşinalığımız vardı. Böyle böyle Serdar'la dostluğumuz başladı. Ama hani işte bir perşembe günüydü, yemek yerken el sıkıştık falan gibi, hani tam gün olarak hatırlayamayacağım ama aynı camianın içindeydik. Aynı mahallenin çocuklarıydık. O da Levent'te yaşardı, ben Akatlar'da yaşardım. Ve böyle bir dostluk başladı Serdar'la. Serdar bana dedi ki Günaydın Rally'si geliyor, birlikte girelim mi dedi. Olur dedim, gireriz. Herhalde 79 Günaydın'dı o da. Beyaz kasko Escort. Bana herkes sen dediler, kafayı mı yedin ya? Serdar'ın yanına oturulur mu? 3 rally startı mı ne var? Birinde işte hasbelkader finish'e gelmiş. 2 tanesi takla vesaire bir şeyler olmuş. Ya dedim ne olacak? Yani Serdar da öğrenecek bir gün. Biz de acemiyiz, o da acemi. Birlikte dedim. Ve biz girdik. 79 mu bizim ilk girdiğimiz beyaz arabayla? Genel klasman 5 olduk Serdar'la. Tabii herkes çok hayret etti. Yani zaten çok uzun bir rally. Şimdikiler gibi pazar gezmesi değil de o zaman 3 gün 3 gece filan neredeyse sürüyordu rally. Genel klasman 5.liği. Onun da çok hoşuna gitti. Benim de hoşuma gitti. Her ikimiz için de birbirimize bir kariyer açmıştık. Bir kapı açmıştık. Yani hem ben Serdar'a hem Serdar bana. Ondan sonra birlikteliğimiz sürdü. O sene galiba bir yarışa daha girdik. İşte daha sonra bizim meşhur Schweppes Escort var, sarı siyah. Onunla bir Günaydın Rally'si, bir genel klasman dördüncülüğümüz var. Sonra kırmızıyla, Rax arabayla girdik, onunla kaldık. Ama mesela bir Yeşil Bursa Rally'miz var Serdar'la, genel klasman ikinciliğimiz var. Bir Alice Bayer Rally'miz var, genel klasman ikinciliğimiz var. İyi derecelerimiz oldu, iyi dereceler yaptık Serdar'la. 1981 Ankara Gençlik Rally'si Serdar Bostancı'nın kariyerindeki bir ilki gerçekleştirdiği yarış oldu. O güne kadar birçok yarışa katılan Serdar Bostancı, rallycrosslarda veya tırmanmalarda birincilik elde etmişti ama bir rally zaferi kazanamamıştı. 1981 Gençlik Rally'si Serdar Bostancı'nın zaferiyle sonuçlanırken artık Serdar Bostancı da Kazananlar Kulübü'nün bir üyesi olmuştu. Kazanmak çok farklı bir şeydir motor sporlarında. İkinci olmak, üçüncü olmak çok kolaydır ama bir kere kazandıktan sonra bir daha kaybetme şansınız yoktur. Her sporda, maratonda bile önde koşmak hep zordur. Arkadakiler hep kovalar, öndeki de hep kaçmak zorunda kalır. Onun için 1981'deki ilk birinciliğim benim için çok önemli bir değeri vardır. Serdar Bostancı benim hayatımda önemli figürlerden, önemli rollerden bir tanesi. Tanışıklığımız 1978-79 senelerine dayanıyor. 18. yaşlarım filan. O dönemde birkaç yaş büyük olmak esasında bir abilik ciddiyeti de gerektiriyor, getiriyor. Serdar bizim için orada bir hem abilik hem de aynı zamanda bir rol modeli de oluşturuyordu. Hepimiz aynı ortak hedeflere gönül vermiş insanlardık. Onun tabii bizden daha önce ön alması, onun kariyerinin biraz daha henüz başlangıç yılları olmasına rağmen flash bir başlangıç yapmış olması hepimizi cezbediyordu. Benim için de önce bir idol olarak başladı. Atatürk Otosanayi o dönemlerde otomobil sporlarının ve otomotiv dünyasının merkezi pozisyonunda ve çok da güzel bir atölyeleri vardı ailesinin ona sunmuş olduğu ve devam ettirmekte olduğu. O atölyenin içerisinde zaman zaman onu ziyaret etmek, beraber yemek yemek, sohbetlerine katılmak, hazırlamış olduğu arabaların içerisinde ufak sanayi turları yapmak bile bizim için çok özel anılar, özel günlerdi. İnsanlar o yaşta karakterlerini oluşturuyorlar. Serdar'ın o dönemki ciddiyeti, herhangi bir konuya ya da işte sevdiği konuya olan bağlılığı beni gerçekten çok derinden etkiledi. O dönemde ona idol olarak bakarken o dostluk gelişince ve yavaş yavaş arabanın içine de beraber girip takım arkadaşlığı seviyesine gelince beni hem çok onurlandırdı hem de hayata karşı pozisyon almam konusunda da bazı özel örnekler oluşturdu. Bu dönemde Serdar'la arkadaşlığımız aynı zamanda takım arkadaşlığına dönüştü. Ben Emanuel Klaus'la 82 senesinde full sezon yarış etme fırsatım olmuştu. Sezonun son yarışında artık sponsor probleminden ötürü o yarışa katılamayacağımız belli olunca
Serdar'la Cumhuriyet Rally'sine katılma kararı aldık. Ve bana bunu teklif ettiği zaman benim için müthiş bir heyecan. O ilk baştaki idol, rol model, sonra arkadaşlık, sonra takım arkadaşlığına dönüştü ki ben o anda işte Ali Bacıoğulları, işte Renç Koçubey'in de ilk yarış ettiği bir seneydi o zaman, uzun bir aradan sonra. Onlarla beraber olma fırsatım oldu ve ben ilk etapta biz böyle best time'la başlayıp yarış kazanmaya doğru giden bir takımın bir parçasıydım. İçim içime sığmıyordu ve çok da özel duygular bunlar tabii. Hatta starta belki bu kısmı dahil etmek ister misin bilmiyorum ama starta geldiğimiz zaman Serdar'ın diğer takımlarla olan ilişkisi ve yarışın organizasyonu ile ilgili sohbetleri sanki onu yarışın konsantrasyondan uzaklaştırıyor gibi bir hisse kapılmama sebep olmuştu. Ve ben onu böyle arabanın içine çekmeye çalıştım. Tabii o buna tepki gösterdi. Onun da kendine göre bir takım stratejileri vardı muhtemelen. Ve biz yarışa başlarken küs olarak başladık. Herhalde ilk 3-5 kilometre not da okumadım ben. Okumamamı istedi ki o gerginlik biraz daha şey olsun diye. Fakat muhteşem bir start. Hakikaten müthiş bir pilotaj gösteriyordu. 3-5 kilometre sonra ben notları okumaya başladım falan. Etapın sonunda da best time yaptığımızı öğrendik. Müthiş bir kenetlenmeydi. Şimdi bile hatırlıyorum ve beni çok duygulandıran bir andır. Ve o yarışı Renç ve Can Ünlü'nün arkasında biz ikinci olarak bitirdik. Ali Bacıoğlu, Metin Çeker üçüncü olmuştu. Benim için kariyer için zaten EMA ile başlayan bir başlangıç, son derece muvaffak olmuş bir başlangıçtı. O sene Serdar'la taçlandırdığımı düşünüyorum. 1982 sezonu yine Ford Escort RS 2000 ile beklediğinden daha iyi şartlarda geçti. Artık otomobilinin üzerinde bir sponsor da vardı. 1970'li yılların sonunda Türk pazarına giren meşrubat markası Schweppes, Serdar Bostancı Can Ünlü ekibine destek olmaya karar vermiş ve Schweppes Motorsport böylece kurulmuştu. Daha önce ufak tefek sponsorluklarla yarışan Serdar Bostancı, böylece ilk defa bir takım olma yoluna gitmiş ve nispeten daha iyi imkanlarla otomobil sporu yapmaya başlamıştı. 1982 sezonunda Soğanlık Rally Cross'unda ikinci, Can Ünlü'nün 1300 Anadolu ile girdiği Bosane tırmanmada da beşinci oldu. Serdar Bostancı'nın 1982 senesinde elde ettiği en iyi derecelerse Ali Sipahi ve Yeşil Bursa Rally'sinde aldığı genel klasman ikincilikleri oldu. 1983 senesinde Serdar Bostancı Grup 4 Ford Escort RS 2000 ile Türkiye Rally Şampiyonası'nda boy gösterdi. Günaydın Rally'si o yıllarda Türk otomobil sporlarının en önemli organizasyonuydu. Serdar Bostancı da Ford Escort'uyla bu yarıştan iyi bir dereceyle ayrılmayı hedefliyordu. Ancak Ford Escort'un motoru yarışın ilk günü geçilen Bezirganlar özel etabında yatak sarınca Serdar Bostancı yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Günaydın Rally'sinden sonra Serdar Bostancı Ford Escort'uyla Cross Park'ta yapılan TTOK Autocross'una katıldı. 34R8216 plakalı Ford Escort'uyla Serdar Bostancı o gün şanssızdı. Antrenman sırasında bir virajı alamayan Serdar takla atmaktan kurtulamadı. Ön camı kırılan Ford Escort'a arka camı takılınca Serdar Bostancı start alabildi ve yarışı 6. sırada tamamladı. Sırada Ali Sipahi Rally'si vardı ve Serdar Bostancı bu yarıştan iyi bir dereceyle ayrılmak niyetindeydi. Tofaş ve Kastrol desteğinde yapılan 4. Ali Sipahi Rally'sine katılan Serdar Bostancı, o yılın şampiyonluk adayı Ali Bacıoğlu ve Opel Kadett'ine karşı başa baş bir mücadele verdi. Ancak Ali Bacıoğlu'nun 42 saniye arkasında genel klasman ikinciliğini elde etti. 1984 senesi Türk otomobil sporları için önemli bir yıl oldu. Çünkü dönemin başbakanı Turgut Özal'ın yabancı sermayeyi Türkiye'ye çağırmasıyla Türkiye pazarına giren yabancı markalar otomobil sporlarına da ilgi gösterdiler. Dünya sigara devi Marlboro da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomobil sporlarıyla yakından ilgilendi. Renç Koçubey kurulan Marlboro takımına ismini de verirken takımın birinci pilotluğunu üstleniyordu. Peki takımın ikinci pilotu kim olacaktı? 1984 senesi hayatımdaki en önemli yıllardan biridir. 1984 senesinde belki hayatımın en değerli, bugünlere gelmemi sağlayan teklifini aldım. O yıllarda Türkiye'deki rejim değişiklikleri oldu ve Türkiye'ye ithalat serbest hale geldi. Buna bağlı olarak da sigara firmaları Türkiye'ye girdi. Rahmetli Renç de Marlboro takımının birinci pilotu oldu. Ve Marlboro Koçubey Rally Team diye bir takım kuruldu.
Bu takım 1983 senesinde birkaç rally'e girdi. 84 senesinde köklü bir şekilde, iddialı bir şekilde Türkiye şampiyonusu kovalamaya başlayacaktı. Ve o dönemde tabii ki sponsorluğa ihtiyacı olan onlarca yetişmiş pilot vardı. Bunların arasından Range'in beni ikinci pilotla layık görmüş olması, bu teklifi bana yapmış olması beni çok fazla gururlandırdı. Ve Range'e layık olmak, bana bu teklifi yapan Range'in başkalarına mahcup olmamasını sağlamak benim için ondan sonraki gayem oldu. Ve belki de bugünlere kadar da hep o Range'in tetiklediği duyguyla bana destek verenlere, bana inananlara, bana güvenlenenlere, başta sponsorlarıma hep karşılığını vermeye, onları mahcup etmemeye çalışmayı öğrendim o günden itibaren. Serdar'la işte 85 senesinden bugüne gelirsek şaka maka 30 yıl. 30 yıl hiç az bir zaman değil insan hayatında. Ve benim dönem dönem rally ile çok girift ilişkilerimin olduğu, dönem dönem biraz uzaklaştığım yıllar oldu. Ama bunların hepsinde ve her zaman Serdar'la teşviki mesaimiz hiç bitmedi. Buna çok çeşitli örnekler verebilirim. Aşağı yukarı 10-11 senedir ben ve ortağım ve bizim baş teknisyenimiz Yücel'le birlikte biz yarış otomobili hazırlıyoruz, biliyorsunuz. Bunun da temelleri yine çok enteresandır ki Teknik Motor Spor'un yine sanayideki öbür atölyesinin altında Serdar'ın bana verdiği bir hacimlik yerde başladı. O zaman Serdar demişti ki Yücel'le beraber çalışalım. Ondan sonra ben zaten aynı atölyede gibiyiz, yan yanayız. Ben işte elimden gelen desteği vereceğim. Bir şekilde siz de Mitsubishi'nizi kendiniz yaparsınız diye bir yola çıktık. Bu sürecin içerisinde de yine Serdar'ın çok önemli bir rolü var. Yani şöyle baktığımız zaman 30 sene içerisinde hemen hemen yarıştığım her dönemde, yani bir Mazda'lı dönem hariç diyelim, bizim Serdar'la otomobil hazırlama, yarışma, bununla ilgili hem ticari hem teknik hem sosyal her türlü sohbette hayatımda olan bir insan. Yani daha nasıl derin anlatabilirim? 1984 sezonu ilk yarışına Range Koçu Bey'in RS 2000 eskortunu paylaşarak katılan Serdar Bostancı, Samandıra Rally Cross'unda Range Koçu Bey'i çok ufak bir farkla geçti ve Marlboro renklerindeki ilk zaferini elde etmiş oldu. Olaylı bir şekilde sona eren Rothmans Bravo Rally'sinde de aks problemi yaşayan Serdar Bostancı için bu yarışta ilginç bir şekilde geçti. Yine Marlboro takımında yarışıyorum. 1984 senesi. O yılın en önemli rallilerinden biri Rothmans Bravo Rally'si. Yani rakibimiz tütün firmasının sponsoru olduğu yarış. Bizim iddialı olmamız, kazanmamız gereken bir yarış. Yarıştan bir gün önce çok büyük bir yağmur yağdı. Rally Belgrad Ormanı'nda yapılıyor. Belgrad Ormanı'nda bütün etaplar fena halde çamur oldu. Hatta ilk etaba giderken 40 araba falan yolda kaldı. Etaba gidemediler. O otomobiller diskalifiye oldu. Fatih etabı, rally'nin ilk etabı. İnanılmaz bir çamur. Ben büyük zorluklarla etabın startını aldım. 4-5 kilometre gittikten sonra artık yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığına karar vererek çamurlu bir bölgede kaldık. Artık Cihat starttan itibaren otomobili itiyordu. Startı bile Cihat'ın itme yardımıyla aldık. Biraz it, biraz git falan kaldık. Çok da kendimizi kötü hissediyorduk. Cihat'la birlikte indik otomobilden. Ne yapalım? Range'e cevap vereceğiz. Ne yapacağız? Kaldık. Çok kötü. Kendime olan güvenimi sorgulamaya başladım. Ya dedim, ya nasıl gidemezsin Serdar sen? Yani kaldık, gidemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Beklerken aradan birkaç dakika geçti. Ah! Karşıdan Range ve Can Ünlü yürüyerek bize doğru geliyorlar. Gerçekten çok şaşırdım. Bu Türkiye'de değil, belki dünyadaki rally tarihinde çok nadir yaşanacak olaylardan biri. Ne oldu baba dedim. Kaldık dedi. 2-3 viraj ileride de onlar çamura saplanarak kalmışlar. Şimdi tabii gücümüz arttı. 4 kişiydik. 2 kişi otomobili çıkaramıyorduk. 4 kişiye çıktık.
Ne yapalım? Hemen ben otomobilin direksiyonuna bindim. Bizim otomobil ittiler, otomobil hareketlendi. İşte biraz sonra bir daha kaldık. Birkaç kere iterek Ranger otomobiliyle oldu. Range de bizden birkaç viraj ileride zaten. Ranger otomobiliyle olduğu noktaya kadar geldik. Range bizden daha kötü, böyle bir sol virajdan yolun da hafif dışına çıkarak kalmış. Ama artık 4 kişiyiz, bir şekilde otomobille çıkaracağız. Tabii büyük bir panik yaşanıyor. Büyük de bir karambol var buna bağlı olarak. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Çünkü zaten bu alışılmış bir durum olmadığı için kim ne yapacağını nasıl bilebilir ki? Patron Range tabii. Range ne derse o oluyor. Range dedi ki geç arabanın direksiyonu dedi bana. Ben Range'in otomobilin direksiyonuna geçtim. Ve onlar da otomobili itmeye başladılar. İşte biraz ittiler, biraz çıktık, sonra biraz daha ittiler falan derken büyük bir kuvvetle itince ben yolun üzerine çıktım. Yolun üzerine çıktığım anda Range arkamdan o gür sesiyle bağırıyor. Git git durma git diyor. Aslında etabı çok iyi biliyoruz çünkü daha önceden bol bol antrenman yapmışız. Etabın hangi kısmı çamurlu, hangi kısmı çamursuz. En çamurlu kısım starttan sonraki 3-4 kilometreydi. Ondan sonrası son derece düzgündü. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın çamur olmayacak bize mindi. Oraya kadar gittim tek başıma. Range'in otomobilini ben kullanıyorum. Yanımda da kimse yok. Gittim, yol kurudu. Arabayı sağa çektim, başladım beklemeye. Beklediğim de benim otomobilim. Range, Can Ünlü ve Cihat. Yani Range'in kopilotu ve benim kopilotum. Derken biraz sonra karşıdan benim otomobilim YN615 plakalı MK2 Escort. Ki o yarışta ilk defa ben kullanıyorum o otomobili. Karşıdan göründü. Otomobili Range kullanıyor. Cihat sağ koltuğunda, benim kopilotum sağ koltukta. Otomobilin başka oturacak yeri olmadı. Can Ünlü de arka bagaj kapağının üzerine tamponu ayaklarıyla basmış, bagaj kapağına tutunmuş. O şekilde geldiler, durdular. Hemen otomobillerdeki yerlerimizi değiştirdik. Range önde, ben arkada. Devam ettik, etapın finişine geldik. Tabii ki en önemlisi, bunlardan çok daha önemli olan şey, Range o rally'yi kazanarak Balkan şampiyonu oldu ve rahmetli Range'in otomobil sporları hayatındaki elde ettiği en büyük sportif başarıdır. O rally'de ben aks keserek kaldım. Üçüncü gününde rally'nin. Rahmetli Range daha sonra o etap iptal edildiği için, çünkü o etapta bir sürü insan kalmıştı ama eğer o etapın finişine gelemeseydik zaten diskalifiye olacaktık. O emeğimiz, o gayretimiz aslında bizimle diskalifiye olmamız için bir sürü şey yaşandı ama o rally'nin şartlarında bunlar çok da dikkate alınmadı. Bu sayede de Range Balkan şampiyonu oldu.